Vas, vas, vas. Gel, 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 gel. Koy bak gel. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Tabak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 4-5 aydır video çekemedik. Bugün çekimimizi arazide yapalım dedik. Şu an gecenin yarısı oldu. Arkadaşlarla beraber yemeklerine ortak olduk. Çaylarına ortak olduk. Onlara sorularımız olacak. Bize yaşadıkları sıkıntıları, arazi şartlarını bize anlatacaklar. Önce yanımda Hakkı Subaşı var. Ona sormak istiyorum. Siz 3 arkadaş mı ortaksınız bu hayvanları? Kimler yayıyor? Kaç kişi var burada? Öncelikle hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. 3 arkadaş pörnek derler. Pörnek olduk. Kattık davarımızı. Biçerlerin gelmesiyle yayılım biraz daha genişliyor. Yayılması daha rahat oluyor. Ve havada ısındığı için gece yazda yatma olayı oluyor. Başladı. Ondan dolayı 3 arkadaş kattık, yayıyoruz. Ha gerçi ben yaymıyorum. İşim gereği de. Ziyarete geldik. Ziyarete geldik arkadaşlar. Çayını çek, sohbetimizi edek diye. Burada da var 1 saat, 2 saat kadar yatar. Ondan sonra işte tekrar yayılmaya başlar. Hani havanın durumuna göre, hayvanın aldığı ota göre 2 saat, 3 saat daha yayılır. Bir geviş daha verirler. Örüme kaldırırlar. Burada 1-2 saat yayılır. Evet. Ondan sonra arkadaşlar kaldırır. Hani havanın durumuna göre, işte havanın otlarına göre birkaç saat daha yayılır. Tekrar kahvaltı için bir ufak geviş verir davara. Bir daha yatırır. Oradan sonra da zaten güneş doğmuş olur. Havada ısınınca. Sabah saat kaçta giriyor içeriye? Sabah yine hava bulutlu olursa geç gelir. Evet. Ama açık güneş olursa, sıcak bastırınca koyun güneş tutar. Kafayı birbirinin gölgesine sokar. O şekilde yayılmaz da gurneşler kalır. Anıl olur. İşte havanın da durumuna göre 9'da gelir. En geç. Evet. 7'de gelir. 8'de. O aralarda öyle gelir. İlkinde kadar dinlenir içeride gölge bir yerde. Ondan sonra da tekrar ilkinden sonra yayılma çıkar. Havaların ısınmasıyla koyunların yünü de kırpıldı. Evet. Kırkımdan sonra rahatladılar bir artık. Bir rahatlama oldu da bu sene ağrı hastalığı biraz sıkıntı verdi. Normalde bu kadar olmuyordu. İlaç yapıyor musunuz? Tabii ilaç. Arkadaşlar hep ceplerinizde iğneyle ilaçla geziyorlar. Oradan sonra iğnesini yaparak hemen ilacını. Lea vurulur. Ağrı iğnesi vurulur, yapılır. Kırkımdan sonra da işte hava zaten ısındığı için kırkım oluyor. Aslında bizim burada hava ısınmış sayılmaz. Şu an montuyla duruyor. Üşüyoruz. Ya doğru, şu an mont altta kazık ama Temmuz'un bunlar sonra da bizim gibi alıştılar işte şey, Sivas'ın şartlarına. Zaten hani Kangal koyunun özelliği. Evet. Soğuğa dayanıklı olması. Bu havalarda bu hayvanlara sıcak geldiği için gündüz hani sen de biliyorsun sıcaklara şey alıyor. Aşırı olduğu için. Bu da güneşliyor. İçeride onun yüzden ilkindiye kadar falan alıyoruz içeride. İlk denede tekrar koyulurlar. Bu şekilde döngü devam eder. Evet, 3 arkadaş yayıyor. Arkadaşları da tanıyalım. Mehmet Killik var yanımızda. Mehmet, bu sürüde herhalde senin de koyunların var. Evet, 3 arkadaş kattığımız için 3'te 1'i de bizim. Geçen sene abimle yayıyordum. Evet. Başka arkadaşların koyunlarıyla beraber. Sonra da bu arkadaşlarla kattık, Hakkı abi gibiyle falan. Sonra da bunlarla devam etmeye başladık. Böyle devam ediyoruz bakalım. Arazide bir herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani arkadaşlar çok arazide çok kurt olduğu için biz görmüyoruz. Köpeklerimiz güzel. Gören arkadaşlar da var. Arazide şu an sıkıntımız, su sıkıntımız var. Su sıkıntı. Evet. Sadece bu bölgede bir tane pınar var herhalde. Buraya bu bölgede bir tane, evet. O da sadece işte başka köyden de geliyorlar. İşte onların
mümkün olduğu kadar yani rica ediyoruz gelmeyin diye. Gelmemeye çalışıyorlar. Evet. Evet, yanımızda Esat var. Esat da genç çobanlardan, uzun zamandır bu işi yapıyor. Esat, önce seni tanıyalım. Öncelikle ismim Haşim Esat Yılmaz. Altın Yayla'dayım. Hayvancılıkla uğraşıyoruz küçük ne baş. Ne kadar süredir yapıyorsun bu işi? Yaklaşık bir 2017'den beri uğraşıyoruz ya. 5 yıl falan oldu. Evet. Peki arazide sen ne gibi zorluklarla karşılaşabiliyorsun? Arazide su sıkıntısı oluyor. Ekinler biçilmeden önce. Şu an ekinler yeni biçiliyor. Yavaş yavaş artık yayılım aranları da açılıyor herhalde. Aynen. Şu an biraz daha uzaklara gidiyoruz. Eve yetişemediğimiz vakitler oluyor. O yüzden... Araziye çıkalı kaç gün oldu? Ne kadardır dışarıda yatmaya başladınız geceleri? Biçerler girdi. Biz de başladık. 2 gün oldu. 2 gün. Daha yeni oldu yani. Aynen. Bu ne zamana kadar sürecek? Yani havaların durumuna bağlı. Çok yumuşak giderse havalar 10. ayın ortasına kadar gider. Evet. Sert olursa fazla gitmiyor yani. O zaman gündüze dönüyoruz. Şu an sıcaklıktan dolayı pek yayılmıyor hayvanlar gündüz. Peki sürüde, sizin sürüde kaç tane, bayağı bir kalabalık köpek vardı. Evet. Kaç tane var burada? Şu an 7 tane var. 7 tane. Normalde 7 köpek çok. Evet. Ama herhalde 3 pörnek olduğu için herkesin köpeği aynen geliyor. Bir de köpeklerimizin de bir kısmı yeni avuyor ufak. Evet. Yeni yeni alışmaya başladılar. O yüzden de onlar da getiriyor alışsınlar diye. Büyüklerin peşinde dolaşıyorlar öyle. Asıl işi yapan büyük itler. Ek itler. Kurdu da bilirler. Yaklaşan insan mı, başka bir hayvan mı onu da bilirler. Diğerleri de enik. Hani av kaçacak, öğrenecek araziyi, koyunu, ondan sonra işte kurdu. Yavaş yavaş öğrenecekler. Büyüklerin yanında av kaçacak. Hani usta çırak ilişkisi, evet, gibi. Ondan dolayı kalabalık. Yoksa hani 7 tane köpek fazla sürü için ama bunların da öğrenmesi lazım. Bir kısmı yavru yani. 4 tane yavru. Yani o 4 evet, yavru hani var ya, varla yok arası. Evet. Büyüklerle ayak uyduruyorlar, öğreniyorlar. Ondan sonra da kendiler sürüye sahip çıkacaklar. Zaten şu an sahip sağa sola yattılar. İkisi aşağıda. Biri şurada bir yerdeydi. Ha işte orada. Ona göre vaziyet almayı falan öğreniyorlar. Hani kim önde kalacak, kim arkada kalacak. Yani kendiler aslında bir iş bölümü yapıyor. Evet. Bizden daha etkili bir şekilde sürüyü koruyorlar. Özellikle gece şartlarında. Koçu ne zaman seçiyorsunuz siz? Vallahi koçu önceleri hani bu kurban ileri geliyor ya. Evet. Geç seçiyorduk. Ya şu an işte kurban 11 gün kaydığı için erken seçtik. Bu saatten sonra kurbana hayvan, evet, zor yetişmiyor. İçeride de doğum olduğu zaman hem yem maliyetleri ikiye katlıyor. Hem de bakımı bizim için zor oluyor. O yüzden koçu seçtik. Ne olur? Hani doğumu hangi tarihte uygun görürsek, zaten 5 ayda, evet, koyun doğum yapıyor. Hangi tarihte ilkbahara doğru doğum olacak şekilde hesaplarız. Ona göre de koçunu koyuruz. Hani 10. ayda koyurun, 3. ayda başlar. 11. ayda koyurun, 4. ayda başlar. O şekilde nasıl işimize gelirse o şekilde koçu da katacak inşallah. Şu an hayvanlar içeride besiye çekildi. Koç katımına hazırlanıyor. Evet. Koç katımı hangi ayda yapıyorsunuz tekrar? Vallahi eskiden koç ayı vardı. Çoban ayı, koç ayı eski takvime göre hepsinin bir şeyi vardı ama şu an biz herhalde 10. ayda falan katarız. 15'i, 20'si gibi. Evet. Hani maksat nedir? Biraz yem maliyetinden kurtulmak, biraz da ilkbahara doğru huzur atacaksın ki bize de rahat ettirsin diye. Çünkü içeride bakması gerçekten sıkıntı. Yem fiyatları, saman fiyatları. Ha evet, bu sene şöyle bir avantajımız var. Hani hem çiftçilik hem işte hayvan besliyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çiftçilik bu sene ekinler haşat. Evet, bu sene saman yani, yok. Ne yazık ki saman yok, dene yok. Evet. Ama çoban için bulunmaz bir şey, fırsat. Çünkü bir şey çoğu yeri biçemeyecek. O da işte bizim hayvanlara yarayacak.
Ya o da çok gitmez herhalde. Gitmez yok. Yok gitmez ya, zaten hani meramız sıkıntılı. Evet. Öyle çok geniş bir arazimiz yoktur. Ne olur 20 gün bir ay çok rahat yayılır. Ondan sonra bütün yayılım serbest diyor ama boş yani saman yiyip şey dolanacak. Yani evet. Bir içeride falan var. Saman yiyip dolanacak. Boz delik boz yiyecek. Yani kıraç arazide otlayacak. İşte frezleri gezecek. İşi biraz rahatlayacak ama işte yaylımı da sıkıntılı oluyor. Su sıkıntısı zaten. Evet. Merada daha yeni yapılmış herhalde pompalar falan. Burada işte bir tane çeşme var. Nereye gidersen git, dön dolaş buraya geliyoruz. Evet, bu çeşme de çok uzak şeylere. Yani yaylıma uzak. Ha, sağ ol işin gücünü rast kesin. O şeyi açtık, barajdan kurum falan attık da o da kapanana kadar zaten. Ondan sonra yine şey olacak. Evet, o da yine yani, sıkıntı olacak. Yani 15-20 gün önce. Yani ya biraz da şeyde pancarda rahatlıyoruz. Pancar sokmaya başlayınca yaklaşık 1,5 ay gibi herhalde. Vallahi 1,5 ay da sürmüyor ya. Biraz da davar çuvaldı ya. Evet. 5 dakikalık diyor davar, kalabalık oldu mu? de işte parça parça söktükleri için tabi adamın hani sokulmamış tarlasına giremiyor da sökmeye başlayınca bir kırağına biz yayıyoruz, bir kırağına o sokuyor falan. O şekilde biraz da nazımızı çekiyorlar. Ses etmeyeler oluyor. O şekilde işte kışı getiriyoruz. Evet. Kışın da içeri çekiyor. Çok zor. Hele ki bahara doğru yem kalmıyor. Ya o zaten en sıkıntılı dönem. Samana gidiyorsun komşuya, onda da az. Verse bir türlü, evet. Vermese hayvan aç. Hani kimse yok vermem demiyor da. Ama sıkıntılı oluyor. Ne yazık ki istediğin kadar yemi darıp koyamıyorsun. İşte kaba yemi biz kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Peki geçen senekine göre fiyatlar nasıl? Ya geçen senekine göre kıyaslanamayacak derece arttı. Bir kuzu satıyorduk, iki çeten saman alıyorduk. Şimdi iki kuzu satacağım, bir çeten samanı bulabilirsen alacaksın. Evet, bulabilirsen. Yani gerçekten bayağı bir sıkıntı olacak. Kendimize 10 çeten ayırırdık. Şu an bir çeten bile bulamadık. Yok şu an. Yani bizim şey Mustafa Biçer'in biçtiği tarlayı bugün dırmıkladı. Balya yapacak. O ne kadar çıkar, ne kadar sağlıklı olur. Biraz toz toprağa katıyor içine dırmık. Bu sene sıkıntılı bir dönem olacak ama işte hani esnaftaki yem de pahalı. Varıp da gönlünce koyamıyor ki işte 3 ton, 5 ton. Hesaplıyorsun. Yazda ne kadar çıkar? Şu tamam yeter. Havalar biraz soğuk ise, hayvan içeride kalsa üretici yandı. Evet. Yemciye falan koşturup duruyoruz. Hayırlısı bakayım ya, iyi olur. Yine de sevdiğimiz güzel bir iş. Peşinden koşması, sıkıntısı falan bitmiyor ama bizim için zevkli. Çayımızı da içtik. Güzel köz çayımız vardı. Gayet de güzel olmuştu. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bu çobanların en zevkli işi de bu çayda, közde çay içmek herhalde. Ya muhakkak şimdi tabii hep zorluğunu anlattık. Közde çayı şu keçenin arasında uyuması. Evet. Ondan sonra güneş doğarken kalkıp araziyi, sessizliği izlemesi, dinlemesi ayrı bir olay. Hani bizim de birkaç sene yaymışlığımız oldu. Dağda yaydık Sarman'da. Amcamın oyunlarını. O zaman manzara daha başka oluyordu. Evet. Hele bir de böyle ovalara falan. Orası biraz daha yayla. Daha yani daha olarak yüksekti. Ovalara falan sis çökerdi. Onu izlemesi çok zevkli bir şeydi ama. Güzel yönlerimiz de var. Karademliğimiz. İşte Mehmet'e sormak istiyorum. Mehmet, bu senin koyunlar şu an etli mi ya da etler ne zaman etli oluyor? Şu an normal etleri de bu şimdiden sonra bir çere girdik ya. Evet. Şimdiden sonra etlenmeye başlar zaten koyun. Kuzu seçildi. Şu an kaç kilo tahmini? Şu ana tahmini 70-75 gelir. Aynı. Canlı ağırlık 70-75 evet gelir şu an. Şu zaten bir çerede zaten koyun etleniyor. Deney yediği için o zaman da. Şimdi kuzu da seçildi. Şimdi etlenme hızlanır yani. Hızlı etlenmeye başlar. Böyle. Koça gelmesi daha çabuk daha olur. Daha erken olur. Daha iyi olur. İkizlik oranı artar. Peki bu arazide gününüz arazide geçiyor. Başından böyle geçen değişik olaylar var mı? Oldu. Geçen sene abimle yayıyordum. Evet. Böyle yine yatırdık davarı. Abim dedi beni kaldırdı. Kalk dedi, yabancı bir davar geliyor herhalde.
Evet. Kelek sesleri geliyor, yaklaş diyecek. Lan kalktım, bizim davar yok. Ya dedim, bizim davar nerede? Dedi ki, baktı bizim davar gidiyor. Gelme yok yani. Uzaklaşmış. Onu getirdik. Ondan sonra bir de Camız Deresi'nin dediğimiz mevki var. Uzakta çok, yani bizim Altınyeli uzak bir yerde. Dağın ardı derik. Evet. Orada davarı kaçırdık tekrardan. Biz bağcak atmazdık. O zaman köpeklerimiz sağlamdı. Yine böyle davar yatarken bir baktım, köpeğin ikisi yatıyor. Dedim, abim keçe boştur. Dedim, abim herhalde davarı kaldırmış götürmüş benden habersiz. Bir baktım, abi dedim, o da kalktı keçenin içine. Baktı, davar yine yiyor. Kelek sesini dinledik. Kelek sesini dinledik, tek ondan sonra koşmaya başladık işte. Ondan sonra bir baktık, köpeğin biri davarın başında oturmuş, davarı o yayıyor yani. Uykuda evet, kaldığımız için. Fanlar, köpekler de çok önemli tabii ki. Aynen aynen. Önemi yüksek. Zaten köpek olmasa zor ya, kurt boş bırakmıyor yani. Biliyor yani. Herhalde. Biliyor, köpek olmadığını biliyor. Hemen yani yoklama top atıyor. Evet. Zaten ilk gece yazıda yattığımızda yani bir yoklar. Eğer alırsa sürekli yoklar. Alamazsa tek yaklaşmaz yani. Ben bu işte yeniyim daha doğrusu. 3 yıllık bir mazim var. Yani çoktan beri yapmaya çalışıyorduk ama imkanlarımız yoktu. Evet. Ondan sonra tekrardan böyle iyice merak sardık, koyun aldık. Sevdiğimiz. O yüzden yani gece yayması daha çok bir zevkli koyunu. Gündüz sıcakta zaten sen de kafanı kaldıramıyorsun. Koyun da kafasını kaldıramıyor. Gece adrenalin oluyor. Kurtlar geliyor, işte köpekler gidiyor. Yani bir tetikte oluyorsun gece. Evet. Peki illa gece uyuyorsunuzdur. Bu kaç saatte bu uyku? Sırayla herhalde bu iş. Yok. Köpeklerimiz sağlam olduğu için uyuyor. Öyle sırayla değil de. Bir 2 saat falan uyuyoruz yani. 2-3 saat. Yani köpekler sağlam olmasa uyumayız yani. Köpeklerimize güveniyoruz. Bir 11'de onda yatıyoruz. 11'de kaldırıyoruz, örüm deriz. Ondan sonra davar tekrardan bir hani kaldırırız yataktan. Ondan sonra tekrar bir buçuk saat yayılır. Tekrar yatırırız. Saat 3-3.30 gibi kaldırırız. Böyle tam sıcak çökmeden eve varırız. Doymuş olur yani. Ferahtır, rahat yayılır da var. Ya bir de gündüz otu seçiyor. Seçiyor evet. Gece o gayrı hani doyakta bir an önce gidek yem düşünüyor. Nasıl ediyorsa gece ne bulursa yiyor. Gündüz istediği otu yiyor, gece önüne ne gelirse. He. Seçiyor. Gece hani toplu kurt kokusu tabi bunda da var. Toplu yayılır. Böyle fazla gündüz yayıldığı gibi açılmaz. Bir koyunum vardı benim. Arkadaşlara derdim bunu ben mi? Yani koyun burada yayılıyorsa o gider 100 metre ileride yayılırdı. Biraz yaşı ileri evet. Yani görmüş geçirmiş. Koca koyun yani. Koca koyun görmüş geçirmiş yani. Peki, gider kimse yumursamıyordu. Taştan inecek yılacak bir şey de kurttan da yılmıyor zaten. Kurda gidiyoruz. Yani köpek gibi. Bunu bir gün kurt yaralar. Ama ne zaman yaralar bilmiyorum. Köyün yakınlarında yayıyorum. O zaman köpek yok. Arkadaşlar telefonla konuşuyordum. Ve koyunlar kafasını kaldırdı. Tekrar yayılmaya başladı. Bir baktım. Kurt yakalamış bunu. Götürmeye çalışıyor. Bunu elinden aldım kurdu. Ben kurt köpek olmadığı için biliyor. Şimdi koyunlar da diğer koyunlar da kokusunu aldı. Onlar köye doğru yöneldi. Işığa doğru gidiyorlar. Şimdi koyunu orada bıraksam kurt derede bekliyor. Oraya gitsem, koyunları çevirmeye gitsem alacak tekrar o yaraladığı koyunu. Koyunu omuzladım. Davarın yanına doğru koşmaya başladım tekrardan. Oradan arkadaş tekrar önüme geldi. Çok uyanık bir hayvan yani bu kurtlar. Evet, köpekler neredeydi o arada? Köpekler yoktu. O zaman yeni başladığım için fazla işte köpeğim yoktu. Bilmiyorlardı yani. Hep sürekli bağda olduğu için yani koyuna bilmiyorlardı gütmeyi. Zamanla öğrendiler yani. Ben davar yayarken böyle güneş battı ama ortalık hani görünüyor. Tam karanlık kavuşmadı. Böyle yamaç bir yerde oturuyorum. Bir baktım tarlanın içinde bizim koyun tumba doğru yayılarak gidiyor. Kurt da güzel oraya yatmış. Kenarda koyunu bekliyor gelmesini. Ben ayağa kalktım. Hani ilk çobanlık yıllarımız ya ben de merak ettim.
Gir oturdum. Ne yapacaklar diye. Abi şöyle 5-6 metre falan mesafe var. Bir zıpladı üstüne. Şöyle bir ahla takla attılar. Ondan sonra kurt itler geldi o şeye. Kurdun kovusuna. Şimdi başladık koşmaya. Kurt, koyun, itler ben. Tabii yetişemiyorum da. Çatlayacak gayrı gittiler. Bereket versin. İtin biri kurdu döndürünce koyun kucağıma geldi. Yoksa beni de götürdü. Peş sonra gidiyordu. Ondan sonra Mesut abim geldi. Ne oldu buna? İşte şöyle oldu da böyle oldu da. Tabii korkudan söylemedik. İzledik diyemedik. Şöyle oldu da böyle oldu da. Ondan sonra hayvanı tuttuk. Ya koskoca 8-10 kilo kuyrukta şöyle bir kemik kalmış. Allah Allah. Ne zaman yedin? Ne zaman koparttın orayı? Sıyırmış almış. Hani geldim o şeye ilk zıpladığı üstüne atladığı yere de baktım. Kuyruk falan bir şey yok. Almış gitmiş. Yutmuş. Yedi mi? Nasıl etti? Onu da görmedik de. Herif aldı gitti. Gire dedim. Estağfurullah vallahi durum böyle böyle oldu. Hani koyun yaşadı ölmedi de. Durum dedik böyle böyle oldu. Ben de merak ettim baktım. Ki yani anladık o gün ki tehlikeli bir hayvan. İzlemeyeceğim. Evet artık koyunlar durmuyor. Yavaş yavaş yayılmak evet. istiyor. Biz de kapatalım. Evet arkadaşlar bugün de arazideydik. Gece çobanlarımızın yanında misafir olduk. Beraber yemeklerine ortak olduk. Çaylarını içtik. Koyunları çektik. Artık koyunlar yayılma başlayacak. Duramıyorlar. Şimdilik bu kadar. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar çekimlerimize devam edeceğiz. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.